Sinefil kafasından herkese merhaba. Ne zamandır yerli dizilerimiz yok diyorduk. Bu aralar Netflix bir getirdi, Blue TV getirdi, Gain'in dizileri artıyor derken biz aradan Fatma'yı tabii ki cımbızla seçtik ve yorumlamaya karar verdik. Bir de Fatma'nın özelliği olarak başrolünde bir kadının olması ve kadın hikayesi anlatması diyebilir miyiz? Çok konuşuyorlar, psikolojik diziler artıyor televizyonda. Sürekli Gülseren Budayıcıoğlu'na söylüyorlar. Orada da zaten televizyonda yine bir Burcu Biricik var. Camdaki Kız diye bir dizi. Orada yine psikoloji bozarken burada başka aslında bir seri katil dizisi bakarsan ama tür olarak psikolojik drama geçiyor tabii. İşte o karakterin cinnet geçirmiş hali diyebiliriz aslında. Birkaç yerde okudum. Katılıyor musun onu demek için? Başkaları demiş çünkü. Karakter olarak bir başkadır Meryem'e çok benzetenler olmuş. Şimdi sebep olarak bunun sadece başörtülü olması, köye dönmesi bunlar mıdır? Yani sen bir benzetme kurdun mu iki karakter arasında? Ya bence sınıfsal olarak biraz benzetmiş olabilirler. Çünkü ben karakter olarak hiç benzetmedim. Bayağı motivasyonları farklı karakterler. İşte temizlikçi, ikisi de başörtülü gibi, ikisi de köye dönüyor gibi. Ya birazcık şeyle alakası var. Bu yazarların falan ne bileyim muhafazakar kesimdeki bütün kadınları temizlikçi olarak görmeleri gibi bir şeyle alakası olabilir. Ben heyecanlandım seri katil dizisi deyince. Bizde çok yapılan bir şey değil. Yapılan örnekleri de çok iyi değil. Bir noktada yani diziyi beğenmekle birlikte korktuğum da başıma geldi. Şu açıdan geldi. Ya çünkü dünyanın her yerinde bir seri katil dizisi yapıyorsan işte Mindhunter'lar gibi bir örnekleri var şu an ya da başka türlü. İlk insanların odaklandığı şey genelde mantıksal tutarlılık oluyor. Yani çünkü seri katil çok fazla olan bir şey değil ve olduğu zaman da bunu seriye cinayetlere dökmek inandırıcı işleyebiliyor musun? Yani bir insan hakikaten böyle seri cinayetler işleyip nasıl yakalanmıyor? Bu psikolojide mantıkta izliyor insanlar ve dolayısıyla olay örgüsünde mantıksal tutarsızlıklar olduğu zaman moddan düşürebiliyor. Yani bu dizide olduğu gibi bu dizinin 6 bölümü ise 6 bölümünde de göze çarpan mantık hataları olduğunu düşünüyorum. Çok canım var. Bu arada ben bir şey de açıklık getirmek istiyorum. Bence seri katil dizisi değil bu. Tetikçi dizisi bence. Hani seri katillerde şey vardır ya birazcık sosyopatlık vardır böyle. Hani böyle medyaya kendini tanıtma vardır, bilmem ne vardır. Cinayetlerinde böyle tek böyle detaylar vesaireler var. Böyle bir şey yok bu. Çok gelişi güzel cinayetler işliyor genelde. Ama güzel sonuçta birkaç tane cinayet işliyorsun da yakalanmıyorsun, seni katil oluyorsun diye biliyorum ben. Onun bir sayısı vardı, unuttum. Bir daha okumam lazım. Ya biraz Amerika olarak düşünürsen serial killer'a girmiyor sanki gibi geliyor bana. Evet. Neyse hadi bu kadar çok uzatmaya da gerek yok. Burcu Biricik'in role tam oturduğunu düşünüyorum. Bence çok güzel oynamış. Burcu Biricik de aslında televizyonda böyle yine zenginimsi rollerde falan oynamışlığı vardır. Hatta Burcu Biricik'le beraber hep o rollerde televizyonda ben hep aklıma Bade İşçil gelirdi. Bade İşçil'in bilirsin fakir tipi uygun değil. O yüzden Burcu Biricik'i seçmiş. Onun uygun olmuş. Ya aslında bir şey diyeceğim. Oyuncuların aslında makyajlarını silince hepsi uygun oluyor bence. Biraz. Bilmiyorum. Devamlı karakterlerden yani sürükleyen yan karakter olarak Mehmet Yılmazak ve Uğur Yücel'in karakterleri var. Mehmet Yılmazak çok iyi oynuyor her zamanki gibi. Uğur Yücel'in karakterinin gerekliliğine emin değilim ama onu bir şey olarak kullanmış olabilirler ama hani izlerken o karakterin bir yere varacağını, senaryoya bir etki edeceğini düşünüyorsun. Benim gözümde bir yere varmıyor. Bir de herkes gerçekten oyunculuk döktürürken yani en azından Burcu Biricik ve Mehmet Yılmazak Uğur Yücel biraz sanki oturduğu yerden oynuyor para kazanıyor gibi geldi bana. Çünkü Uğur Yücel de sevdiğim bir oyuncudur ama bu rolde pek bir şey yaptığını düşünmüyorum yani. Çok rahat oynamış gibi. Ya birazcık şey gibi geldi. Uğur Yücel sanki bağlantı noktasıymış gibi. Anlatıcı rolünde oynuyor ya birazcık. Sanki Evet. böyle sahneler arasındaki kopuklukları o bağlıyor işte. Romanında bahsederken vesaire yaparken. Ve bu arada ben karakterlerin çoğunluğunun iki boyutlu olduğunu düşünüyorum. Yani böyle hepsinin bir meselesi var ama arka planı varla yok arası. Tam böyle kesin bir çizgisi yok. Bir tek karakteri ben beğendim. Bu komşu kadın var ya. Zeki Kültür Şahin. Evet, mesela o karakter, onun karakteri gerçekten böyle gelgitlerle dolu bir karakter bence. Onu iyi çizmişler. Evet. Yani kadın zaten hep
sağlam bir şeylerde oynuyor rollerde yani. En son işte tam yan rollerde Kumbara filminde olsun Ferit Karaoğlu. Kelebeklerde Muhtar'ın karısı olsun yani. Hep cuk oynayan, rolüne oturan karakterlerden biri. Dizinin mantık hataları haricinde temel kendim eksik olarak gördüğümü söyleyeyim. Bence dizinin görsel bir atmosferi yok. Onu da şöyle söyleyeyim. Şimdi izlediğimiz her dizide görüntü yönetiminden bahsetmiyorum. Yani dizinin ruhu bir tarzı, bir atmosferi, bir şey olur. Yani bu işte Atiye'nin mesela var renklerde, tonlarında, hani bir dizinin bir dünyası var. Bu dizide görsel bir şey kuramıyorum ben. Sanki belirgin bir şey yok. Burhan Öçallı sahnelerde mesela biraz orada görüntülere biraz çalışılmış gibi ya. Işık oyunları falan yapılmış orada. Ya orada. Yapılmış. Tamam. Ama bir bölümde bak gözüne çarpmış, bir bölümde. Bir bütünlük içerisinde mi bu? Yok değil canım. Bölümler yani. Kopuk kopuk. Burhan Öçal'daki bölüm dizinin genel atmosferi mi? Değil. Hayır. Orada evet ilgiyle izliyorsun. Orada bir belki sinematografiden, belki başka bir şeyden, ama Burhan Öçal'ın karakteri de sanki çok boşa çıkıyor. Görüntü orada iyi mesela ama oyunculuklar orada kötü bence. Burhan Öçal zaten şey gibi böyle şizofren gibi oynamış. Hadi uyuşturucu aldı falan şizofrene bağlı dersin de o da değil yani adam bayağı zorlamış. Tutan yapımlarını çok izlemişler. Senarist. Ben ona eminim. Şimdi üçüncü bölümden sonra dördüncü bölümde film bir dönüşüm yaşıyor. Twist mi diyeyim? Hani kadının başından beri izlediğimiz çocuğuyla ilgili, o olayın geçmişiyle ilgili bir nokta. Evet. Orayla itibaren aslında güzel bir yer yakalıyor. Oradan bambaşka bir yere evrilip hatta bir sonraki sezona da bunu taşıyacak. Katmanlı bir şeye evrilecek gibi düşünüyorum karakterlerle derken, Burhan Uçal'ın karakteri de boşa gitti. O olay da sanki bir bölümde halledildi gibi, bence boşa harcadılar. Yani diziyi devam ettirebilecek bir noktaydı o. Zaten şey böyle 6 bölüm çok az gelmiş böyle çünkü karakterleri daha tanıyamadan karakterler ölüyor zaten. Bu yüzden de mesela o garip bulduğumuz karakterleri geliştirerek aslında farklı noktaya gelirlerdi. Çünkü film bayağı Kore filmi kafasıyla ilerliyor. Böyle Kore intikam filmleri vardır ya biraz. Biraz ona benzettim. Bir de The Brave One var. Neil Jordan'ın filmi. Orada Judy Foster'ın sevgilisi ölünce işte o motivasyonla şebekeyi çökertmeye çalışıyordu. Biraz o kafalarda gidiyor ve şeyi söyleyebilirim. Mesela farklı farklı karakterleri öldürüyor ya. O karakterlerle farklı farklı mekanlarda sanki yüzleşiyormuş gibi. Mortal Kombat tarzı bir ya da Kill Bill tarzı bir yüzleşme içine giriyorlar. Biraz filmlerden de etkilenmişler böyle tek tek. Günümüzde bu tarz diziler evet daha çok ilgi çekiyor. Yani hem Me Too'dan dolayı hem günümüzdeki bir akımdan dolayı diyeyim, ama kendi içlerinde şöyle bir türü evrilmeye başladı gibi sanki. Yani erkekleri öldürelim filmleri, dizileri. Şimdi baktığın zaman bunun örneği Promising Young Woman ve en çok eleştirilen kadınlar oldu. Ben gördüğüm kadın sinema yazarlarının çoğu şu an Promising Young Woman'a 2 yıldız falan vermiş ve durduğu noktaya eleştirmiş. Yani yönetmenin kadın baktığın zaman şey geliyor, hani doğru bir yer yakaladım, bunun üzerine gideyim, ama oradan doğru bir yere herkes gidemiyor sanırım diye düşünüyorum. O yüzden Promising Young Woman'ı tartışmalıydı. Fatma'da da aslında bunun şu an günümüzde en şeyi gelmesi bence. Ve ben gaza gelerek izliyorum. Yani orada her bir erkek karakteri, yani düzenin, o muhafazakar düzenin, yobaz düzenin, şiddet uygulayan erkeklerin her biri öldürdüğünde izleyici bir rahatlama hissi Hangisi uyandığında. dedin? Handmaid's Yol. Tale mi dedin sen? Elizabeth Moss'un dizisi. Onu diyorum. Fatma'da da benzer bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani o karakterlerin her birini, her bölüm birileri ölüyor ve dediğin gibi şey, Fatma'nın izlemesini, tamamen Fatma'yı takip ediyorsun ve iyi yapmış diyor bir nevi izleyici. Sana öyle geliyor mu bilmiyorum. Hani bu tarz diziler neyi anlatacak bize? Artık kısasa kısas mı? Bu mu çizgi? Ya birazcık O. öyle getiriyor. Muhafazakarların sonuçta insan kadınlara kötü davranışları, çocuklara kötü davranışları ve ne bileyim artık kadın cinayetlerinden de bakmış halk karşımızda. Bu yüzden de onların baş kaldırması belki de seyirciyi böyle motive ediyor, böyle katarsis yaşattırıyor gibi hissediyorum ben. Bu yüzden de buna yönelik yapılmış. O yüzden ben zaten biraz suçlu zevk olarak bakıyorum bu filmlere. Birazcık seyircinin kendini deşarj etmesi için yaratılan diziler bunlar bence. Projeler.
Dizinin senaristi sanırım ama bir erkek. Onur Güvermeydi sanırım. Yani ikinci, üçüncü kişiler var mı bilmiyorum. Sadece yaratıcı, created kısmı ona ait diye biliyorum. Yaratıcısının tutmuş işleri Netflix'teki çok muadillerini izlediğini, etüt ettiğini düşünüyorum ama bunu senaryoya geçirme aşamasında hani hadi çok da önemli değil, üzerinde durmayalım dediği şeylerin aslında önemli yerler olduğunu düşünüyorum. Çünkü bize inandırman gerekiyor. Yani güvenlik kamerasında kadının geldiği yönden yani arkasını görüyoruz ama aynı yöne de gidiyor. Güvenlik kamerası mesela diyorsun ki orada yüzünü de görür ama nasıl görmüyor? Gibi gibi şeyler, bir sürü böyle noktalar var. Kolaycılığa kaçmak oluyor. Ben sevmiyorum bir yazım sürecinde bunlar. Ya bir de bir şey diyeceğim. 90'larda hadi 2000'ler diyelim. O zamana kadar ki yapılan tüm suçlarda aslında rahatça suç işlenebiliyor çünkü kamera sayısı çok az. Ama bu Evet. 2000'lerden 2020'ye kadar geldiğimiz süreçte her yer kamerayla doldu. Yani adım atsan bir yerin kamerasına takılıyorsun. O yüzden de yani yakalanmaman imkansız hale geldi. Yakalanmıyorsan ya devletle beraber çalışacaksın ya böyle polis tanıdıkların olacak, bir şey olacak. Yani mantık çerçevesinde bunları pek işleyemedikleri için çok mantıksız geliyor bize. Bu kadın nasıl yakalanmıyor diye. Ya bir de sürekli arkasının denk gelmesi ne ya? İlk nokta olarak şeyden çıkıyor. Bunu cümle olarak da söylüyor. Diyor ki işte hani karakter Mehmet Yılmaz Ak diyor sanırım. Sen diyor görünmezsin diyor. Polislerin içinden görünmez gibi çekip gittin. Bunu aslında bir metafor gibi de kullanıyor. Hani ataerkil sistem içinde kadının işte görünmezliği. Tamam, çıkış noktası olarak okey ama yaptığın mantık hataları bunu sıfırlayamıyor işte. Yani sadece ona dayayamıyorsun olayı. Görünmez. Okey, başlangıç için evet ama bütün cinayetler sonrası değil. Ya bir de şöyle bir şey var. Artık günümüzde kadınları daha çok arıyorlar ya. Böyle çantalarını didik didik yapıyorlar, şey yapıyorlar. Ya o yüzden o da mantıklı bence. Yani sırf Sana gelmek için işte Marmara'ya bineceğim. Karşıya gideceğim. Her seferinde ben aranıyorum. İllaki bir durduruyorlar. yani şu an pandemi nedeniyle belki azalmıştır ama bu hikaye sonuçta pandemide geçmiyor. Son Netflix yerli dizileri içinde en son bir önceki dizi 50 metrekareydi. Bayağı aşağılara yazmışım. Zaten Netflix'in en az konuşulan dizisi olmuştu. Yani hiçbir hype uyandırmadı. İzlenildiği gibi bitti. Atiye diyorum pardon, Fatma ama yükseklerde diye düşünüyorum. Atiye demişken Atiye'nin üzerine koydum, öyle söyleyeyim Ama zaten. birazcık şeyle de alakası var. Netflix'in bir başkalarından başka şu an çok böyle sükse yapan bir dizisi olmadığı için Fatma direkt ikinci sıraya yerleşiyor yani. Biraz havadan yerleşiyor. Mesela ben Yani puanlamam gerekirse 6-6,5 yani. Daha üstü değil. ben de 6,5 vermişim. Bir başkadırı 8 benim puanım. Bir başkadır 8 falandır bana göre de. Evet. 7 tane oldu şu an dizi. Artacak her sene. Seneye 17 olacak. Diziler gelecek. Ümidim olan bir dizi hala var, söylüyorum. Tolga Karaçelik Bir Denizaltı Hikayesi. Ya Evet. ondan da ümitlenmemen lazım aslında. Çünkü o Belçika dizisinin başka ayağı olarak söyleniyor ya. Aa şey, Memek Kurtuluşçu dizi. Evet, o dizinin başka ayağıymış gibi çekilmiş sanki diziler. Bakalım neye benzeyecek, göreceğiz. Kesinlikle 6 bölüm 40'ar dakikadan hemen izleniyor, hemen bitiyor. O konuda bir sıkıntısı yok. Ana karakteri çok iyi oynuyor. Fakat olay örgüsü mantık hatalarıyla dolu. Ona ne kadar kabul edip ne kadar gözünüzü kapayabilirsiniz, ona bağlı olarak beyin eşiğiniz değişebilir. Ya suçlu zevk olarak izleyebilirsiniz diye düşünüyorum. Onun dışında yani rahat izlenebilmesi artı gerisi zaten Türk dizilerindeki bir sürü sorundan. Yani normal televizyonda açsanız yine bir sürü sorunlar göreceksiniz. Bu da biraz öyle sorunlu bir dizi ama en azından kısa. O yüzden rahat izlenebildiği için izleyebilirsiniz diye düşünüyorum. Başka da sözüm yok. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Yorumlar bölümüne Fatma hakkındaki yorumlarınızı lütfen yazın. Fatma hakkındaki yorumlarınız ve size göre Netflix'in en iyi yerli dizisi hangisi? Onu da yazın. Hoşça kalın. Görüşürüz.